Bu dersimizde acente ile gelmesi planlanan bir grup rezervasyonu oluşturarak check-in işlemlerinin uygulamasını hep birlikte otel otomasyon programı üzerinde gerçekleştireceğiz. Öncelikle grup rezervasyonunun nasıl oluşturulduğunu hatırlayalım. Grup rezervasyonu menüsüne girebilmek için rezervasyon ana menüsü altında rezervasyon listeleri ve grup rezervasyonu sekmesine tıklıyoruz. Grup rezervasyonu penceremiz açılıyor. Yeni bir grup rezervasyonu girmek için ekle butonuna tıklıyoruz. Grupla ilgili senaryomuz şu şekilde olsun. 18 Nisan yani bugün Acenta EBA üzerinden giriş tarihi 19 Nisan yani yarın olacak şekilde toplam 3 gece konaklayacak 5 double oda talebi geldi. Grubun adı EBA çalışma grubu olacak. Grup isim listesi check-in sırasında belirlenecek. Aeba üzerindeki fiyat kodu kullanılacak. Gelin şimdi bu rezervasyonun girişini yapalım. Rezervasyonun detaylarını giriyorum. Grubun adı Eba çalışma grubu. Ajenta Aeba olsun. Başlangıç tarihi 19 Nisan. Bitiş tarihi 21 Nisan. Pansiyon tipimiz oda kahvaltı olsun. Fiyat tipimiz geri ödemesiz non-refundable. Şimdi bu rezervasyon için satış blokları ekleyeceğim. Aslında satış blokları bir rezervasyonun değişik tarihlerde değişik oda sayıları olması durumunda kullanılan bir bölüm. Ama ben yine de blok eklemek istiyorum. Satış yapılacak oda standart. 5 tane double toplam 5 tane de acentaya bu tarihler arasında kontenjan veriyorum. Tamam dedim. Ve kontenjanlarım oluştu. Ben acentaya 5 tane garanti oda verdim. Şu anda 5 tane double henüz rezervasyonu tam olarak girilmedi. Ancak gerekli bir lokaj işlemini yaptık. Rezervasyonu girdikçe buradaki double kalan oda sayısı tek tek düşecek. Gelin isterseniz şimdi blokajı yapıp yapmadığımızı bir kontrol edelim. Bu işlem için bu pencereyi kaydederek kapatıyorum. Ve forecast'ı görmek için doluluk sekmesine tıklıyorum. Forecast'ım açıldı. Forecast'ta sizin de gördüğünüz gibi 19 Nisan ve 20 Nisan tarihlerinde 5 tane oda blokajı var. Ve bunlar normal doluluğumdan farklı bir renkte gözüküyorlar. Ancak dediğim gibi bunlar sadece blokaj. Henüz rezervasyona girmedik. Şimdi gelin birlikte rezervasyona girelim. Tekrar grup rezervasyon listesini açıyorum. Rezervasyonuma giriyorum. Burada rezervasyonlar kısmından rezervasyonları gireceğim. Ancak öncelikle bir tane sanal folyo oluşturmam gerekiyor. Sanal folyoyu ne için kullanıyoruz? Kısaca ondan bahsedeyim. Gruplarda genellikle ödemeler konuklar tarafından değil, acenta tarafından gerçekleştirilir ve bu ödemeler genellikle de sadece konaklama ya da pansiyonda dahilse konaklama ve pansiyonu kapsar. Bu nedenle konuk odalarında konukların folyolarında oda ücreti ve pansiyon ücretlerinin gözükmemesi için bunları sanal folyoda toplayarak sadece konukların ekstra harcamaları varsa o harcamaların odalardaki folyalarda görünmesini sağlıyoruz. Kısaca ajanta tarafından ödenecek tüm ücretler sanal folyoda, konuklar tarafından ödenecek ekstra ücretler ise konukların odalarındaki gerçek folyo üzerinde kaydediliyor. Sanal folyomu oluşturmaya başlıyorum. Sanal folyomdaki giriş ve çıkış tarihleri konukların giriş ve çıkış tarihleriyle aynı olmak zorunda. O nedenle tarihleri 19 Nisan ile 21 Nisan tarihleri arasında seçiyorum. Misafir isimlerini yazmak yerine komple grubun adını yazacağım. EBA çalışma grubu, oda ve pansiyon ücretleri ve bunu kaydediyorum. Sanal folyom oluştu. Şimdi sanal folyomu routing işlemini yapacağım. Yani basılan oda ve pansiyon ücretleri doğrudan benim sanal folyomu transfer edilecek. Bu işlem için yukarıdaki sekmelerden folyo routing'i seçiyorum. Ekle tuşuna tıklıyorum. Burada çok detaylı bir takım ayarlamalar yapılabilir. Ancak biz sadece konaklama ücretinin routingini yapacağız. Başlangıç tarihi rezervasyonun başlangıç tarihiyle başlıyor bitiş tarihi de rezervasyonun bitiş tarihiyle bitecek. Hangi departman gelirlerini buraya aktaracağız? O da departman gelirlerini. Hangi türden gelirler? Accommodation yani konaklama gelirleri. Burada yönlendirilecek rezervasyon. EBA çalışma grubu oda ve pansiyon ücretlerini yönlendiriyorum ve kaydediyorum. Sanal folyo burada oluştu. Sizin de gördüğünüz gibi sanal folyoda herhangi bir oda numarası yok. Sanal folyonun sadece bir adı var ve bu rezervasyondan gelen bütün konaklama gelirleri bu folyoya işlenecek. Hangi tarihler arasında? 19 Nisan ve 21 Nisan tarihleri arasında. Sanal folyomuzu da oluşturduktan sonra şimdi artık rezervasyonlara girebiliriz rezervasyonlar sekmesinde ekle butonuna tıklıyorum ve rezervasyon kartı açılıyor. Rezervasyon kartında acenta adı, giriş çıkış tarihi gibi bilgiler otomatik olarak sistemden geliyor. Benim burada eklemem gereken oda tipi, oda sayısı, double olduğu için iki kişi olarak kişi sayısını bırakıyorum. Oda numaralarını daha sonra tanımlayacağız satış projesi adı da otomatik olarak sistemden geldi. Şimdi misafirler kısmına gelerek misafir isimlerini ekleyeceğim. Ancak misafir isimleri acenta tarafından bize son anda gönderilecek. O yüzden burada ekle tuşuna tıklayarak misafirleri no name olarak kaydediyorum. Odalar double olduğunda iki tane misafir ekliyorum misafirler gelip bilgilerini aldığımızda bunları değiştireceğiz. Ayrıca burada doldurulması zorunlu olan alanlardan uyruğu da seçiyorum ve rezervasyonumuzu kaydedebiliriz. Tekrar doluluk durumumuza bir bakalım. Az önce forecast'ımızda buradaki alanlar bloke oda şeklinde gözüküyordu. Yani mor gözüküyordu. Şu anda rezervasyonu kesinleştirdik rezervasyon haline getirdik ve normal dolu oda olarak görünüyor. Şu an ayın 18'i bu rezervasyon bir sonraki gün yani ayın 19'unda gelecek. Bir sonraki gün için check-in hazırlıklarını yaparak rezervasyonun gelmesini bekleyeceğiz ve check-in işlemini yapacağız. Ve 19 Nisan tarihine geldik. Bugün 5 oda ajantadan gelecek rezervasyonumuz var. Bu rezervasyonla ilgili işlemleri yapmaya başlayacağız. Rezervasyonların listesi acentadan geldi. Konaklayacak konukların ismi geldi. Şimdi bu konukların isimlerini sisteme girerek rezervasyonun blokajını yapmaya geçeceğiz. İsim listesini sisteme girerek blokajı yapmak için şimdi rezervasyon menüsünden rezervasyon listeleri altında grup rezervasyonuna geliyorum. Grubum burada. Açıyorum. Rezervasyonlar 5 oda olmakla birlikte şu anda tek bir tane kayıt gözüküyor. Bu kaydı böleceğim. Bu kaydı 5 parçaya bölüyorum. Şu anda birer oda olarak toplamda 5 odaya bölündü. 5 tane rezervasyon kaydımı oluştu. Bunlara tek tek isimleri gireceğim. İsimlere girmek için isim listesine geliyorum. İsimleri yazmaya başlıyorum. İsimleri sisteme girdim. Şimdi kaydediyorum. Şimdi bu odaların kesin rezervasyon listesinde yer alıp almadığını hızlıca bir kontrol edelim. Rezervasyon listesine geliyorum. Rezervasyon listesi açıldığında girdiğim isimlerin kayıtlı olduğunu görebiliyorum. 5 tane oda, her biri double şeklinde burada gözüküyor. Şimdi gelin hızlıca bu odaların blokajlarını yapalım. Blokaj ekranına geliyorum. Blokaj ekranım açıldı. Blokaj ekranımda şu anda henüz gerçekleşmemiş rezervasyonlar gözükmüyor. Ancak burada 5 tane henüz blokajı yapılmamış rezervasyon olduğunu görüyorum. Buradaki zil resmine bastığımda bu odaların isim listesi karşıma çıkıyor. Ayşe Çal, Fatma Ulu twin oda istiyor. Blokaj ekranımda oda numaralarını oda tiplerini ve odanın temizlik, kirlilik durumlarını görebiliyorum. Ancak odaların twin ya da french ya da single olup olmadığı gibi durumlarını göremiyorum. Bunu görebilmek için burada sağ tıklıyorum. Sütunlardan yatak tipini de göstermesini istiyorum. Artık blokaj ekranımda yatak tipini de gösteren bir sütun oluştu. Blokajımı buna göre daha kolay bir şekilde yapabileceğim. Ayşe Çal ve Fatma Oğlu'nun Twin oda istediğini görüyorum. Mümkün olduğunca ajantadan gelen rezervasyonları, grup rezervasyonlarını aynı kata toplamaya çalışıyoruz. Ben bunların ikinci kata toplanmasının uygun olacağını düşündüm. Bu rezervasyonu tutuyorum ve 203 numaralı odaya taşıdım. Ve bu odanın blokajı gerçekleşti. Filiz Kesin, Yeliz, Aktaş. Bunlar da Twin oda istiyorlar. Bunun da rezervasyonunu tutuyorum. Hemen ikinci kattaki 204 nolu odaya sürüklüyorum. Ve bunun da blokajını gerçekleştirdim. Kemal gerçek, Veli uzun. Bunlar da Twin oda istiyorlar. Rezervasyonlarını tuttum. 206 numaralı odanın twin olduğunu görüyorum. 206 numaralı odaya sürükleyip bırakıyorum. Meral tek, Yaşar tek, French oda istiyor. 207 numaralı odam French. Bunu görebiliyorum. Tutuyorum ve 207 numaralı odaya sürükleyerek blokajını gerçekleştiriyorum. Ve son olarak da Necla, Dal, Yeşim, Mavi bunlar da twin oda istiyorlar. Twin 205 numaram boş. Sürükliyorum ve 205 numaralı odaya bu konukları da getirerek blokajlarını tamamlıyorum. Şimdi tekrar rezervasyon listesine giderek konukların blokajlarının yapılıp yapılmadığını buradan da kontrol edelim. Rezervasyon listemiz açıldı ve beklediğimiz rezervasyonların oda numaralarının konuklara tanımlanmış olduğunu gördük. Burada size önemli bir konudan bahsedeceğim. Genellikle eş olan, aile olan odalarda ekstra harcamalar tek bir kalemde toplanır ve tek bir kişi öder. Ancak aynı odada kalan ve birbirini tanımayan kişilerin ekstra harcamalarının tek bir folyo üzerinde toplanması daha sonra karışıklığa yol açabilir. Bu nedenle buradaki birbirini tanımayan, soyadları tutmayan konukların tamamının odalarında birden fazla folio oluşturacağım. Örneğin Filiz Kesi'nin ekstraları Yeliz Aktaş'ın ekstralarından ayrı olarak tutulacak. Ya da Ayşe Çal'ın ekstraları Fatma Ulu'nun ekstralarından ayrı olarak farklı bir folyoda tutulacak. Gelin şimdi hep beraber bu işlemi gerçekleştirelim. Tekrar grup rezervasyon menümü açıyorum grubumun rezervasyonu karşıma geliyor. Bunu seçiyorum ve açılmasını sağlıyorum. Rezervasyonlarım karşıma geldi. Rezervasyonlarımdan bir tanesini seçiyorum. Ve buradan eylemlerden az önce bölme işlemi yapmıştım. Bu sefer şehir rezervasyon oluşturu seçiyorum. Şehir rezervasyon yaratılacaktır emin misiniz diyor. Evet diyorum şehir kişi sayısını yazın diyor. Zaten odada iki kişi konaklıyor. Ve tamam diyorum. Ve bu rezervasyonu kırmızıyla belirledi. Artık bu bir paylaşılan rezervasyon. Diğer rezervasyonlarıma da hızlıca aynı işlemi yapıyorum. Burada aile olduğu için burayı dokunmuyorum. Burada tek bir folyo yeterli. Tüm rezervasyonlarımı şehir rezervasyon haline getirdim. Şimdi kaydederek bu pencereden çıkıyorum. Bundan sonra konuklarımız otele ulaştığında yapılacak işlemlere geliyor. Rezervasyon paneline geliyorum. Rezervasyon panelinde gördüğünüz gibi konuklar birbirinden ayrılmış durumda. Çünkü bunları share ettik. Bunların check-in işlemlerini yapacağım. Ayşe Çal ve Fatmaoğlu 203 numaralı odayı paylaşacaklar. Gördüğünüz gibi iki tane 203 var. Ayşe Çal geldiğinde Check-in işlemini şu şekilde yapıyorum. Sağ tıklıyorum ve çekin diyorum. 203 numaralı odaya çekin yapılacak. Evet diyorum. Ve 203 numaralı odaya çekin yapıldı. Şimdi aynı odadaki ikinci kişi bir 15 dakika sonra geldiğinde onun da bilgilerini yine burada rezervasyon kartında misafir bilgilerini ekleyerek çekin işlemini gerçekleştirebiliyorum. Şu anda hızlı olması için tek tek isimleri yazmakla uğraşmıyorum. Gördüğünüz gibi 203 numaralı odaya daha sonradan gelen ikinci kişinin check-in'ini de bu şekilde gerçekleştirdim. Aynı şekilde çekin işlemlerini 204 numaralı odaya gelen birinci kişi için 15 dakika sonra 204 numaralı odaya gelen ikinci kişi için gerçekleştirebiliyorum bu işlemde başarılı. Şimdi kalan kısmını rumrekten de yapmayı deneyelim. Rumrekte bloke olan odalarımız görünüyor. Bloke olan odalarımızın çekin işlemlerini yapabiliriz. konuklar geldikçe çekin işlemlerini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada şehir edilmemiş olan rezervasyon bir kere de çekin işlemi gerçekleşmişken şehir edilmiş rezervasyonun çekin işlemi bir kere de gerçekleşmiyor. Bunun geri kalan kısmını gerçekleştirmek için yine rezervasyon paneline geri dönüyorum. Şehir edilenleri de buradan çekin diyerek çekin işlemlerini gerçekleştiriyorum. Tekrar room rekime döndüm. Room rekime baktığımda 5 odalık grup rezervasyonunun tamamının check-in işlemlerinin gerçekleştiğini görebiliyorum.